Burada A'dan E'ye ulaşmak için 3 tane farklı güzergah kullanılabilir. Bir tanesi A, B, C, D, E şeklinde gelen güzergah, diğeri A, B, D, E şeklinde gelen, bir de A'dan E'ye gelen. Tabi yan yollardan ilave olarak gösterilenleri de hesaba katmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki A, B, C, D, E şeklinde giden yolları kullanalım. Şimdi A'dan B'ye 2 şekilde gidilebilir. B'den C'ye 3 şekilde gidilebilir. A'dan C'ye de direkt alternatif olarak iki farklı yoldan gidildiği için artı 2 diyoruz. Bu A'dan C'ye gidiş sayısı çarpı, bu sefer C'den E'ye gidiyoruz. C'den D'ye 2 farklı yoldan, D'den E'ye 3 farklı yoldan, alternatif olarak direkt C'den E'ye de bir farklı yoldan gidildiği için 8 çarpı 7'den 56 farklı yoldan gidilebilir. İkinci durumda A'dan B'ye 2 farklı yoldan gidilir. B'den D'ye 2 farklı yoldan gidilir. D'den E'ye 3 farklı yoldan gidilir. Dolayısıyla buradan da 12 farklı şekilde E'ye ulaşılmış olur. Bir de A'dan E'ye 3 tane farklı yol olduğu için bunların hepsi birbirine alternatiftir. Topladığımız zaman A'dan E'ye 71 farklı şekilde ulaşım sağlanır.